Merhabalar. Bu dersimizde ilk Go uygulamamızı geliştireceğiz. Bunun için Visual Studio Code Editörünü kullanacağım. Course Examples diye bir klasör açtım ve onu projeme dahil ettim. Yani editörüme. Onu da şuradan File kısmından Open Folder diyerek seçebilirsiniz ve buraya ekleyecektir. Sonra da şuradan New File diyerek ya da New Folder diyerek yeni klasörler ekleyebilirsiniz. Ben New File dedim ve Main Go adında bir Go dosyası açtım. Öncelikle Go dosyamızda, Go uygulamamızda diyelim, İlk yapmamız gereken bir package eklemektir. Çünkü geliştirilen Go uygulamaları paketler içerisinde yer alır ve paketler de birbirleri içerisinde kullanılabilir. İlk olarak package yazıyorum. Bunun adını da main veriyorum. Sonrasında bir tane, bildiğiniz gibi farklı uygulamalarda, farklı programlama dillerinde tecrübeniz varsa her uygulamanın mutlaka bir başlangıç alanı, başlangıç metodu olması gerektiğini bilirsiniz. Bu da genellikle main'dir. Burada da bir main fonksiyonu tanımlayacağız. Fonksiyon şu şekilde tanımlanıyor. func main parantez aç kapa süslü parantez açtım. Otomatik tamamladı ve bu şekilde oluşturdum. Şimdi burada ekranda bir merhaba Go yazısı çıkarmak istiyorum. Bunun için Go'nun içerisindeki standart kütüphanelerden FMT'yi kullanacağım. Format adında fmt nokta. Bakın normalde hiçbir yerde herhangi bir fmt tanımı yok. Onu birazdan göreceksiniz nasıl olduğunu filan, ama editör fmt yazsanız bile otomatik olarak tanıyor çünkü standart kütüphaneler içerisinde var. Gördüğünüz gibi bunlar da metotları. Ben burada print line'ı kullanacağım. Şuradaki print line. Seçtim bunu. İçerisine string bir merhaba Go yazısı yazıyorum. Go'da kodlar nokta virgülle tamamlanmaz. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Şimdi klavyeden kontrol, yani Ctrl S ile kaydedeceğim ben bunu ve kaydederken de, kaydettikten sonra da editör otomatik olarak bunu tamamlayacak. FMT'ye, Go FMT'ye göndererek, araca göndererek bunu tamamlayacak ve yukarıya bir import ekleyecek. Şuradaki FMT kütüphanesini, paketini kaydettim. Gördüğünüz gibi yukarıya import olarak ekledi. Bunu elle de yapabilirdik ki elle de yapacağız farklı kullanımlarda. Evet. Şimdi de bakın Main Go'ya sağ tıklıyorum. Burada Open'ın terminal var. Bu bizim bayağı bir işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü bunu çalıştırmak için terminale ihtiyacımız var. Şurada bakın PowerShell ile burayı aktif etti. Ve burada diyeceğim ki ben bunu Main Go dosyasını çalıştırmak istiyorum. Go dedim. Go bizim aracımızdı. Go run çalıştır main.go dosyasını. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi burada merhaba Go çıktısını bize getirdi. Bu da bizim ilk uygulamamızın başarılı bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Bir satır daha ekleyeceğim buraya. FMT nokta dedim, print line. Bu sefer de kişisel bloğumu yazayım. Bunu da kaydediyorum. Sonra tekrar geldim. Bakın klavyeden yukarı aşağı tuşlarıyla daha önce yazdığım kodları burada görebilirim. Go run main go tekrar gördüm. Bu sefer de merhaba go artı Cihan Özhan şeklinde, cihanozhan.com şeklinde çıktığı bana gösterdi. İlk uygulamamız bu şekildeydi.
Genel olarak da bu şekilde metotlarla ekstra değişkenler ve metotların içerisindeki işlemlerle devam edecek.